İstanbul'un işgali ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Paşa'ya artık yeni bir devletin kurulmasına gidilebileceği izlenimi verdi. Hep ulus egemenliğine dayanan bir devletin kurulmasını istemiş ama o güne kadar bunu gerçekleştirecek olanak doğmamıştı. En güvendiği arkadaşları bile İstanbul'da Sivas Kongresi'nden sonra kurulan hükümetin bir şeyler yapabileceğini sanıyordu. Ama artık böyle bir umudun kalmadığı anlaşılmıştı. Mustafa Kemal Paşa, dağıtılan Meclis-i Mebusan yerine yeni bir kurum getirmek çabasındaydı. Bu kurum ancak bir kurucu meclis olabilirdi. Yakın çağda dünyada yeni bir siyasal gelenek belirmişti. Eğer bir devlet yeni baştan kurulacak ise bunu sağlamak için halk temsilcilerinden oluşan bir meclis seçilir. Bu meclis yeni devletin dayanacağı esasları saptar. Başka bir deyişle anayasasını yapar. Ayrıca bu anayasayı işler bir duruma getirmek için diğer kararları da alır. İşte bu organ bir kurucu meclistir. Ondaki güç de kuruculuk gücüdür. Mustafa Kemal Paşa, Meclis-i Mebusan yerine Ankara'da toplanacak yeni meclisin bir kurucu meclis olmasını istiyordu. Bu konudaki düşüncelerini iyice geliştirmişti. Böyle bir gelişme tasarısını kamuoyu benimseyemezdi. Kimsenin aklından Osmanlı Devleti'nin son bulduğu düşüncesi geçmiyordu. Halife, padişah hala her kurumun ve gücün üstündeydi. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da toplanacak meclis için kullandığı meclis-i müessisan deyiminden vazgeçmek zorunda kaldı. Olağanüstü yetkilere sahip bir meclis ile kurucu meclis arasında önemli bir fark yoktur. Zira kurucu meclisler normal parlamentoların yetkilerini aşan çok daha üstün güçlü meclislerdir. Daha sonra kurulacak parlamentoların uyacağı anayasayı yapacaklardır. Bu bakımdan kurucu meclisler olağanüstü yetkilere sahiptir. Mustafa Kemal Paşa yaptığı bu deyim değişikliği ile kurucu meclis sözünden rahatsız olanları refahlatmıştır. Böylece kurucu sözcüğünün uyandırdığı dehşet havası silinmiş, toplanacak meclisin sadece daha fazla yetkili olacağı düşünülmüştür. Ama bu yetkilerin sınırı belli değildi. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa bu meclisi ileride tıpkı bir kurucu meclis gibi kullanacaktır. Zira olağanüstü yetkiler böyle bir işlevi yerine getirmeye uygun idi. Fakat paşa meclisin bu özelliğini ona zamanla öğretmiştir. Yeni seçilen milletvekilleri ile son Meclis-i Mebusan'ın üyeleri Nisan 1920 ayı başından itibaren Ankara'ya ulaşmaya başlamışlardı. İstanbul'un işgalinden sonra hemen her gün Ankara'ya pek çok aydın yurtsever neredeyse akın akın denilecek biçimde geliyordu. O zamanlar bugünün ölçülerine göre büyük bir köyü andıran Ankara'da bu kadar çok kişiyi barındırmak bir sorundu. Kiralık ev bulmak başlı başına bir zorluktu. Şimdi kutsal bir görevle Ankara'ya gelen bu milletvekillerinin barındırılması da önemli bir işti. Bu nedenle erkek öğretmen okulu milletvekillerine ayrılmıştı. Demek ki bu özverili insanlar kutsal görevlerini yatılı bir okul öğrencisinin yaşadığı koşullar içinde yerine getireceklerdi. Meclisin nerede toplanacağı da ayrı bir sorun olarak heyet-i temsiliyenin karşısına çıkmıştı. Ankara'da bir parlamento niteliğinde bina bulmak olanaksızdı. Sonunda bugün Ulus Meydanı'nda müze olarak tanıdığımız Numune Mektebi meclisin toplantı yeri olarak seçildi. Bu karar alındığı sırada Ankara'daki sembolik işgal sürmektedir. Bu binaya ufak bir Fransız birliği yerleşmişti. Önünde de Fransız bayrağı asılıydı. Bu işgal güçleri 20. Kolordu'nun çabaları ile ilk önce bu yapılan sonra da Ankara'dan uzaklaştırdılar. Gerek 20. Kolordu'nun, gerek Ankara halkının ve buradaki Müdafaa Hukuk Derneği'nin katkılarıyla yapı iyi kötü tamamlandı ve içinde toplanılacak duruma getirildi.
Açılışından kısa bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerine sahip çıkacak hem iç hem de dış siyaseti yönlendirmeye başladı. İç siyasetteki temel hedef savaşın kazanılması olmakla birlikte bu meclis böyle bir başarı sağlayabilmek için otoritesini tartışmasız kabul ettirmenin gerekli bulunduğunu anlamıştı. Olanaklar elverince Türkiye Büyük Millet Meclisi